%100 Futbol'da Rıdvan Dinmen'le birlikte karşınızdayız. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Rize Spor'la 1-1 berabere kaldı. İlk hafta karşılaşmasında Sivas deplasmanında 3-0'lık bir bozgunla start almıştı. Şenol Güneş sonrası Abdullah Avcı ile yola çıkan şampiyonluk favorilerinden Beşiktaş. Dönüşte Göztepe'yi aynı skorla yenip moral buldu Beşiktaş. Ama bu akşam önce Gençler Birliği'ni sonra Sivas'ı yenip 6 puan yapan Rize Spor bu başlangıcın sürpriz olmadığını İstanbul'da futbol severlere bir kez daha gösterdi. Az geldiler Beşiktaş kalesine ama 1 puan aldılar. 90+8'de bomboş pozisyonda yeni transferlerden Veytri topu direğe nişanlamasa belki de 3 haftayı 9 puanla kapayacaktı. Rize Spor Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek ama karşılaşma 1-1 sona erdi. İsmail Kartal Rize ile iyi bir başlangıç yaptı. Tabii gündem pazartesi günü sona erecek. Transferin yoğun gündemi, lig heyecanı, dün Galatasaray maçının yine yüzlere kadar uzaması ve 8 kişi kalan rakibi karşısında 10 kişiyle maçı bitiren Galatasaray'ın 3-2 kazanması ve Beşiktaş bugün berabere kalarak ilk 3 hafta ikisini sahasında oynadı Beşiktaş bu maçların. 4 puanla geçiyor. Rakipleriyle de oynamadan, üst sıraları hedefleyen favorilerle de oynamadan doğrusu Abdullah Avcı ve ekibi en azından kağıt üstünde puan olarak iyi bir başlangıç yapamamış oldu 3 hafta itibariyle. Evet hocam, yarın da ilk dev randevu geliyor. İki büyük camia Fenerbahçe, Trabzonspor heyecanla yarınki maçı bekliyor. Bugün Beşiktaş'la başlayacağız, transferi konuşacağız. Olabilecek ve olan tabii Falcao transferi neredeyse 2 aydır herkesin merak ettiği, ligin en merak edilen olaylarından biri. Yani ligin kaderini ne kadar etkileyecek bu transfer göreceğiz. Zira Beşiktaş'ın net bir forvet ihtiyacı olduğu ortaya çıktı bu geride kalan maçlar sonunda. Nasıl toparlayacaksınız haftaya dair düşünceleriniz ve bugünkü haftayı 90 dakikadan alarak? Önce 90'da evet. maç biter başları yapalım. Evet, başlayalım. Manşetim şu: bol hareket yok bereket. Coşku var. Tempo var. Çabuk oynama isteği var. Bazen telaşa kaydı tabii bu. Tabii işte oraya geleceğim zaten. Bu ama neden sonuçlanmıyor pozisyon olarak? Birincisi telaş. İkincisi de gerçek santrfor diyebileceğimiz veya kenara baktığımız zaman Umut'un dışında, Umut Nayır'ın dışında bir oyuncu yok. Burak'ın olmaması bu kadar 3. bölgeye kadar çabuk gelmek isteyen bir Beşiktaş'ı sonuçlandırmadan döndü. Maçı 2-1'de kaybedebilirdi ki oyunun son saniyeleri artık ve boş kaleye vurdu, direkten döndü. Rize takımı 2 maç 6 puanı nasıl aldı diye merakımız vardı ki çok yetmiyordu ki izleyiciler arasından. Sürpriz değilmiş. Aslında hedefledikleri santrfor olmamasına rağmen mücadeleci, önce savunma sonra hücumu da düşünebilen bir takım görüntüsü verdi. İlk 30 dakikaya baktığımız zaman hemen öyle bir baskılı oynadı ki Beşiktaş. Ve biraz sonra çıkacağım, anlatacağım tabii. Abdullah Avcı 18 takımlı ligimizde, bir alt ligleri de saymıyorum, hepsi de dahil olmak üzere, farklı formatta oynamak isteyen, özellikle hücumda farklı formatta oynamak isteyen bir teknik adam. Tabii ki teknik, rakip teknik direktörlerde ona göre de panzehir gibi. Önlemin dışında bir de hücum bozuyor için avantajı çevirmeye çalışıyorlar. Biraz sonra anlatacağım. Teknik farklı oyun sistemindeki, oyun şablonundaki oyuncuları. Beşiktaş'a baktığımız zaman 2 maçtır takımın en iyi 2 tane oyuncusu var. Form olarak bir kere Caner'le Vida fit durumda. Diğer İspanyol oyuncu Ruiz bugün toparlamış gördük. Evet. Adaptasyon durumuna geçiyor. Ama onun dışındaki oyuncular henüz daha form olarak bu iki arkadaşının gerisinde gözüküyorlar. Caner de ki sakattan çıktı. Vida mesela duran top değil o 3 saniyelik konu. Tabii. Oyun içeri akan oyunda bekledi. Bir hafta önce de vurmasa da vurdurmayarak bir gole sebep oldu Caner'in ortasında. Hemen hemen aynı. Şimdi iki tane çok formda, bir tane yeni toparlayan bir oyuncuyla diğer tarafa baktığımız zaman da oyuncular henüz daha form tutmuş değiller. Geç form tutma ihtimalleri var ama henüz daha ligin 3. haftası olmasına rağmen, henüz derken 3. haftası olmasına rağmen Beşiktaş'ın
Burak Yılmaz bir SOS vermişti. Ne vermişti? Önce bir ayağında bir çatlama olmuştu hazırlık kampında. Hemen orada aslında herhalde sadece güvenen endeksi değil, bir oyuncuya daha bakmak gerekirken ki elindeki diğer oyuncuları da gönderdi. Sonra tekrar bir yükseltti ve hazırlıksız yakalandılar ve sadece güvene kaldılar. Güven evet bir maçta 2 gol 3 gol atabilir ama bazı maçlarda hiçbir şey yapmayabilir. Oyuna da katkısı olmayabilir ki oyuna da katkısı olmadı. Yani gezip de geriye gelip pas alışverişi. Savunmayı... Bu kimler etkiliyor? Lajic etkiliyor. Kimler etkiliyor? Lens etkiliyor. Ve çok istiyor, çok istiyor, çok arzuluyorlar ama gümbür gümbür gelen. Ama şunu diyemiyoruz. Bu sıcağa kar dayanmaz. O nasıl denir? Gelirsiniz, vurursunuz reklamlar, avuta gider, kaleci çıkarıp vesaire. Ve sonuçta da bir golü yaparsınız. Rize takımı buradan kazanması için mutlaka gol atması lazım. Yoksa bir şekilde golü bulur Beşiktaş diye düşünüyorduk. Beklemediği bir oyuncudan Vida'dan duran top dışında yedi. Rize başarılı bir şekilde sezona başlamış gözüküyor. Beşiktaş'a gelince Şenol Hoca 4-2 oyunun sonlarında 4-2-4-2 genelde 4-2-3-1 oynayan bir teknik adamdı. Çift ön libero. Önlerinde Lajic. Sağ kanat Kuvarecim'e, solda atıyorum Lens, Santifor'da da kim oynuyorsa. Ama bu görünüşte bütün dünyanın oynadığı 4-3-3. Oğuzhan da başladı aslında burada. Acaba burada hem Atiba sakat hem Medel gidince merkezdeki tam mesela Oğuzhan'ın fazla savunması yok. Oğuzhan tek oyuncu değil, iki oyuncudan biri olabilir maksimum. Tek başına hani dönen toplarda birkaç kez alır ama oyunun sonunu getiremeyebilir. Dorukhan'ı ikinci yarıya buraya koydu. Burada hoca şunu istiyor. Abdullah Avcı Başakşehir'de istediğini, Klişi'den istediğini Caner'den istiyor. Tahmin ediyorum Gökhan'dan da istiyor ama şu anda bir geçiş dönemi olduğu için ikisini birden kullanmıyor veya Gökhan kullanmıyor. Ne yapıyor? Beşiktaş savunmada bu pozisyonda oynuyor. Dorukhan da geliyor. Lajic gelmeye çalışıyor. Dörtlü kırıyor. Ama hücuma geçtiği anda alalım. Caner'i burada kullanıyor. Orta saha oyuncusu oynuyor. Yani 2,5'lu kalıyorlar. 3-2-5 gibi kalıyorlar. 3. Aslında istediği 2-3. Evet. 2-3 gibi oynamak istiyor. Gökhan daha buna belki de hocası özellikle bu ara onu göndermiyor. Aslında muhtemelen kullanacaktır onu. Caner'i burada kullanıp bir fazla oynamak istiyor orta sahada. Ama bunun içinde gerçekten bir fizik gücü dışında şöyle rakip takımın sağ taraf oyuncuları özellikle burada oynayan oyuncu Boyd kovalamazsa veya onun yerine başkası oyuncu kovalamazsa buradan darbe yiyebilir. Çünkü iki oyuncu da atlet değil. Rakiplerin Sivas'ın, Göztepe'nin zaman zaman ve bugün Rize'nin girdiği pozisyonlara bakacak olursak hep buradan son dakikada pozisyondayız. Bu Türkiye Ligi'nde farklı oynayan ki Caner bazen de çıkıyor dışarıya. Bazen de genelde çıkıyor ama özellikle sağ taraftan hücum yapıldığı zaman Caner de orta saha oyuncusu gibi şuralarda görebiliyoruz. Zaten 3 asist 1 golün önemli sebeplerinden bir tanesi de ve Caner'in performansındaki önemli etkenlerden biri de bu. Fakat bunun karşılığında da pozisyon yiyebilirsiniz. Bir, çok yeni bir sisteme doğru geçiyorlar ve şimdiye kadar da çok oyuncunun oynamadığı bir şablon bu aslında. Bir tek Başakşehir'de oynuyorlardı. Klişin de bir alışkanlığı vardı. Bir de pas takımıydı. Şimdi pas takımı olmayınca şu anda yani topa sahip olma oranı Başakşehir kadar olmayınca ki bugün yüksekti yine ilk yarıda. Dönen toplarda ani kontrataklarda çok da kart yer Beşiktaş bak. Bugün 5 tane. 5 taneydi. Yarın gün 7'ye 8'e çıkabilir. Ve oyun içerisinde çok coşkuyla istekle oynamasına rağmen ikinci yarıdaki bir takım oyuncu değişikliğine rağmen kimleri değiştirdi? Enkudu'yla Douglas'ı koydu. Douglas'ı aldı. Aslında Douglas Rize'de sağ bek idi. Hücumcu sağ bek. İyi de oyuncu. Sonra Hakan Keleş zaman zaman ligin sonlarına doğru sağ önde kullanmaya başladı. Ama şimdi 4-1-4-1 gibi kalırken Douglas fazla içeride kalınca yılların verdiği alışkanlığın şuradaki alışkanlığın dışına çıktı. Hep sırtı dönük almaya çalıştı. Birkaç kez boşça şuradan gelip. Burada da sıkıntı ne oldu? Enduko'nun güvenin arkasından Babel koşusu yapan bir oyuncu değil. Direkt sol kanat oyuncusu. Babel öyle değil. Babel içeriye kat edebiliyor ki Fatih Terim de bu özelliği olduğu için zaten aldı. İçeri çeker, anahtarı çözer veya ikinci santif olarak girer. Hatta dün maçın ikinci yarısında tam santif oynattı. Evet. Teknik direktörlerin mesela Galatasaray'ın 4 yıl şampiyon olduğu seneyi hatırlayalım.
Evet. O kadrosunu düşünelim. Ve ilki yapmıştı. Terim ne yapmıştı? 3-5-2'yi tersten oynuyordu. Popescu, Bülent, iki tane hücumcu bek, beşli bir orta saha oluyordu o zaman. İki tane de santrfor düşünelim. Hacı'ya da fazla gelme diyordu. Arif falan da kullanıyordu Hakan Şükür'ün yanında. Şimdi o, bunlar oturtturdu. O sistemi oturtana kadar da farklı mağlubiyetle aldı Fenerbahçe'den. İlk 6-7 hafta çok eleştiriye doğrudu. Sonra ne oldu? O sistem bir oturdu. Herkesten iki fazla oynadı. Bak, herkesten iki tane savunmacıyla oynuyordu. 3-5-2'yi nasıl yazarsınız? Çift santrfor, 5'li orta saha, üçlü savunma. Dönelim geriye. İkili stoper oynuyordu. Üçlü forvet oynuyor gibi. Yani üçlü önde işte kim oynuyordu? Diyelim ki Hakan, etrafında da Hacı ile Arif oynuyordu. Arkalarında Okan destekli falan oynuyorlardı. Şimdi böylesine heyecanla oynamak isteyen, şimdi Başakşehir yaş ortalaması yüksek, çok pasörlerden kurulu takım olduğu için böyle oynuyor ama topa daha çaksa daha sakin oynuyordu. Şimdi yeni bir teknik direktör, yeni bir heyecan. Abdullah Avcı için ilk maç, Vodafone'daki maçı kazanmadan sonra bir daha kazanmanın verdiği müthiş bir konsantrasyon var takımda, coşku vardı. Peki fakat hocam, burada çok önemli bir şey soracağım size. Çok güzel açıkladınız, yani Şenol Güneş sistemi Abdullah Avcı'nın oynatmak istedi. Peki şimdi o pas yüzdesi özellikle çok kritik söylediğiniz. Yani Dorukhan çok pas yüzdesi yüksek bir orta saha oyuncusu değil. Douglas gördük, hatta hoca kızdı topu hemen kesiyor diye. Pas 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 diyor. Şimdi bir kere yaptı o istediği üçgeni, o da solda Enkudu, Caner, Laiç'le bir iki verkaç. Yani bu şimdi sistemi yapabilecek hamur gerçekten var mı? Çünkü evet, hep dikini oynamak isteyen evet oyuncular bunlar. Şimdi Enkudu'su, Lens'i. Sisteme göre oyuncu mu? Oyuncuya göre, göre sistem mi? Şu anda kadron oluşmadığı için, henüz daha oluşmadığı gibi, Atiba da hazır olmayınca şu anda Arsenal'den bir ön orta saha aldılar. Elneni. Ama geçiş dönemini bu kadroyla yaparsanız 3 maçta 4 puanda kalabilirsiniz. Bu geçiş döneminin arıza puan kayıpları bunlar. Şimdi 2 tane kendi sahanda oynuyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Bakmayın Göztepe maçındaki 3-0'lık skora. Tabii. Aslında 45 artı 2'de gol gelmesi. Yani 15-16 dakikada, 20 dakikada atılan gollerdi. Ve Göztepe maçı 0-0'dı sonunda kaçınca. Öyleydi. Evet. 10 kişi kalan Denizli'yi penaltı. Bu arada Stakovyak yine penaltı 3'te kurdu. 3'te 3 penaltı kurtardı. 3 hafta 3 penaltı kurtardı. Evet. Denizli henüz gol yemedi daha. Denizli'de 7 yaptı. Daha gol yemedi. Rize ve Denizli 7 puanla maç fazlasıyla 9 iyi puan yapma ihtimali Alanya ile şey mi var? Fenerbahçe mi var? Evet. 6 puanla kazanırlarsa. Evet. Evet. Sonuçta hem kadrodur değişime gidiyorsunuz, teknik direktörü değiştirdiğiniz dışında, hem de teknik direktörde bakın şunu söyleyeyim, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, bunların hepsi futbolda oynanır. Ama şu andaki mevcut kadronla bazen bir maçlığına, iki maçlığına alışılagelmiş formatında oynayabilirsiniz. Ne zaman istediğiniz oyuncular geldi, o zaman kendi isteğinizi yapabilirsiniz. Bunun problemini yaşıyor. Beşiktaşlı bugün mücadele etmeyen bir Beşiktaşlı görmedi. Beşiktaş'ta bugün coşkusu olmayan oyuncu görmedi. Ama Beşiktaş'ın şunu gördü. Hücumda bile organize değilizi gördü. Hani Beşiktaş'ın bir geriye düştüğü maçlar hatırlayalım. Galatasaray, Fenerbahçe maçlarını kendi sahasında apaçı gibi geliyorlardı ve her atakta pozisyonla sonuçlanıyordu. Bugün pozisyon üretmekte çok... Pozisyon üretmekte isteğe, coşku ve hücum üstünlüğüne %70-30'a zaman zaman olmasına rağmen, işte ne diyorum? Hızlı oynamakla telaşla oynamak arasında fark var. Bu da oyuncuyla olur. Hocam, oraya geleceğim. Bir kısa reklam arası. Beşiktaş'taki sistem karmaşasını konuşacağız hocamızla reklamdan dönüştü. Evet, Vodafone Park'ta 1-1 sona eren Beşiktaş-Rize Spor maçının ardından sevgili hocamızın görüşlerini alıyoruz. Hocam, tam elindeki malzeme ama yani pazartesi de bitiyor. Malzemeye ne olabilecek? Konuşulan isimler var. Elneni geldi, az önce söylediniz. Fernandez'in dönme ihtimalinden bahsediliyor. Hücuma da Dembaba, Abubakar konuşuluyor. Yani belki sürpriz bir isim de olabilir. İşte dün hiç beklemediğimiz anda Mevlüt'ü Fenerbahçe ile imzalarken gördük. Tabii ki daha zaman var ama yani hani bu hamur o sisteme uyacak mı zamanla? Soru şu. Burak kaç hafta daha yok? Yok. Evet. Birinci soru.
Burak acaba geçen yılki performansını %100 yakalar mı? Bunun garantisi yok. Soru 3. Kesinlikle santrafor lazım. Burak da olsa. Kanatlarda bakın Enzozi iyi oyuncu. Fransa milli takım oyuncusu adaptasyon dönemi geçiriyor. Galatasaray'ın aynı şeyler. Boyd için de bulundu. Beklemek lazım. Boyd Ankara gücündeki performansının tabii büyük takım farklı ama geniş alanda orada daha çok oynuyordu. Bekleyelim. O oyunculara hani şöyle böyle diyemeyiz. Bazı oyuncular bir ürkeklik gelir, bir güven problemi yaşarlar. Adaptasyon dönemini biraz geç getirebilirler. O yüzden Boyd yanlış transfer deme durumumuz yok şu anda. Biraz önce aklımda unutacağım yine. Oğuzhan sistem gereği mi çıktı sadece hocam bugün? Çünkü geçen hafta sahanın en iyilerinden biri. Şimdi problem de olmuş olabilir. Çünkü Oğuzhan mı sağ iç koridorunda Douglas mı dersen ben Oğuzhan derim. Yani, şimdi Douglas ısınırken görünce dedi ki acaba Gökhan mı sakatlandı? Evet. Aynı zamanda Lens de sağ. Lens'i de çıkarabilir. Evet. Önde de oynamıştı Douglas'tan. Hoca oyuncuların orijinal mevkilerinde bakın hem sistemi değiştiriyorsunuz. Hem oyun formatını hücumda değiştiriyorsunuz ki üretemiyorsunuz. Hem de top rakipteyken de bir takım problemler yaşıyorsunuz. Yeni transferim. Evet, Elneni. Evet. Mısırlı 27 ya da 28 yaşında bu şeyde oynadı Afrika Kupası'nda. Evet. Milli takımda Arsenal'dan transferi. Evet. Merkezde oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü hoca Sivas'ta devrede benim istediğim şekilde ilk yarıda onların yani takım evet. Oyuncuların istediği 4-2-3-1 oynadılar dediler. Şimdi hocanın istediği sistemle ilgili de ben mesela Abdullah Avcı ile anlaştıysam Adriano'yu asla bırakmazdım. Tam joker olurdu bu sistem. Ha, dediği şeye oynayabilirdi evet. O oyunu. Hoş Caner milli takıma seçilecek kadar iyi durumda. Muhtemelen Şenol Hoca sakatlık problemi yaşadığı için belki de evet, bugün hafta içerisinde da sürpriz oldu. Sürpriz yani oldu. Dışarıdan gördüm. Sizin de bir aparat vardı zaten. Evet ama böylesine çok oynamak Beşiktaş'ın kart sayısını da artırabilir. Hatta Endiku'nun Endiku muydu? Enkudu'nun kırmızı. Yani soyadı uğurlu olması lazım atılmaması için. Şimdi Galatasaraylı Seri ile evet. Enkudu'nun pozisyonun arasında ne fark var? Birkaç santim. Şu fark var. Kemal Uğurlu Sarık birkaç santim altta olabilir. Hı hı. Ama Seri'nin birkaç santim üstte olabilir. Mete Kalkaman'la Kemal Uğurlu arasında ne fark vardı? İkisi de ne verdi? İkisi de sarı verdi pozisyonu. Peki ikisi de sarı verdiyse TT var Arena'daki demiş, vardaki evet. Arkadaş... Şimdi bilmiyorum bugün Koray Gencerler de başka bir eğitim mi alıyor da seriye atıyor? Bugünkü Koray Gencerler başka bir eğitim alıyor da mı gel demiyor hakeme. Bu da Koray Gencerler bu. Bu da yani gerçekten de o kadar bir kontrolsüz ve sanki bir tanesi Uganda liginden geliyor hakemin. Bir hafta sonra İtalya'dan getiriyorsunuz. Bir tanesi hiç VAR uygulaması olmayan bir yerden geliyor. Ya beraber eğitim görüyorsunuz. Şimdi ben arkadaşlar bir baksınlar. Seri attıran VAR'daki hakem kim? Evet. Yanlış attıran demiyorum. Buradakini attıramayan Koray Gencerler'i gördüm. 200 santimden dolayısıyla. Evet Galatasaray Konya maçı. VAR hakemi. VAR hakemini soru. Şimdi Mustafa Öğretmenoğlu. Mustafa Öğretmenoğlu'yla. 73. Mustafa dakikada. Öğretmenoğlu'yla. Koray Gencerler'e eğitimi kim veriyor? Ben de diyorum ki Zekeriya Alpe hoca abimize çağır gelin bakayım. Ulenberg hocalara şimdi. Hangisi? Bununla bunun arasında ne fark var? Ne fark var? Santim farkım var. Ne farkı var bana? Ve ikiniz de bakın Mete ve Yaşar Kemal Uğurlu'ya diyorum ki ya bak evvela görmemiş olabilirsiniz. Ama bir şey çıkmış yeni. Gideyim. Çok kötü başladık hocam ya. Şimdi böyle bir şey olamaz ya bugün yani. Bugün Suat Aslanboğa da çok konuşulur. Yani ben yorum yapmıyorum ama tartışılacaktır. Göztepe Denizli maçının sen, ben pozisyonu. Yarım şey baktım. Evet, o yüzden evet, ama olacak ama tartışmalar. Olacaktır. Şimdi bakın bu kadar net farklı görüşler olmaz. Bak net farklı görüşler olmaz. Mete Kalkaman'ı çağırdı mı Öğretmenoğlu? Çağırdı hocam. Evet, gel dedi. Eksik gel gösterdin kart dedi. Attı mı? Attı. Attı. Sen niye çağırmıyorsun Koray Hoca? Bunun şu dünün etkisi olabilir mi? Tam onu soracağım. Dün bir ekstravaganza oldu ya kartlar havada uçuştu. 5 kırmızı, 20 sarı. Ya yani zaten dünün etkisi öbür. Şimdi dünkü maça gelecek olursak
Şimdi, bu sefer de imtina mı ettiler acaba bu? Hani bu kadar kartlar havada. Teknik olarak baktığımız zaman bir iki tane pozisyon dışında da şimdi penaltı mı? Penaltı ikinci sarı da doğru. İkinci sarı da doğru. Emre'ninki yanlış mı? Bence yanlış. Evet, ikinci. Henrique'ninki de yanlış. Yani atılanlar yanlış. Eğer Emre Mor ve Henrique o pozisyonlarda sarı kart görüp atılıyorsa bu oyuncu da sarı kartla kurtulup ardından 50 saniye sonra kaleciye gidip takılsa da sarı kartlı bir pozisyon yapıyorsa o zaman yani daha 3. hafta bitmemiş, yarın daha sertliği veyahut da konuşulacak çok önemli bir maç var. Bir de şöyle bir şey söyleniyor biliyor musun? Haklıdır insan. Allah hakem şansı versin. Denir ya böyle bir şey diye. Hakem şansı versin diye. Şans. Ne şans? Şans futbolda yoktur ki. Şansı insanlar kendi yaratır. Ödül vardır. Hakemsin sen eğitimden geçiyorsun. İzliyorsun, pozisyonları veriyorsun. Aynı kişiler tarafından eğitiliyorsun. Sonuçta Fırat Aydın'sa Allah hakem şansı versin. Zaten hakem şansı vermiş. Bir yeteneği var. Bir yere kadar. Bir yere kadar gelmiş. MHK'de ne yapmış? Yeni hakemler üretiyorum derken aman demiş etli tuzluya karışmayayım ben Fırat'ı bir hemen oraya göndereyim demiş. Veyahut da Cüneyt Çakır'ı. Yani çok farklılıklar yok. Ama biz varsız ortamdaki hakem hataları ne diyorduk? Ya ne yapalım arkadaş? Biz de yıllarca top oynadık. Antrenörlük yaptık. Antrenörlük yaparken oyunculara düdük çalıyorduk. Görmüyorduk bazı pozisyonları deyip yırtıyordunuz. Şimdi göz göre göre seriyi atan komitede yani bir hakem bir gün sonra bir hafta sonra atamıyor. Dün hafif pozisyonlara kart gösteren bugün başka bir muamele yapıyor. O zaman da geçen yıldan başlayan mesela Fikret Bey hakemlere Zekeriya Alp'in yanında üstü kapalı bazı sözler söyledi sezon başında. Kimse bir şey dillendirmiyor bunu. Hakem de etkileniyor bundan. Dün de etkileniyor, bugün de etkileniyor, bundan sonra da etkileniyor. Allah kolaylık versin Türk futboluna. Gerçekten en son Serdar Ali Çeliker'e saygı duymak zorunda kalacağım. Kusura bakmasın bizim hakemlerimiz. Yani yurt dışından falan hiç olmazsa renkleri bilmeden birileri gelsin yönetsin diyor ya. Ben çok katıldığım için söylemiyorum ama gidişat. Yani bir çare bulunması lazım bu ya işe. Ya enteresan. Geçen sene iyi başlayıp değil mi? İkinci yarıda işler biraz sarpa sarmıştı. Bu sefer daha bismillah. Tabii canım. İkinci, üçüncü haftada başladık. Olacak iş değil yani. Yani inanılır gibi değil. Tartışmalara. Yani şu iki tane maçı yan yana koyacaksınız. Şimdi bir de görüntü mevzusu var ya kanalların falan. Onun kim haklı kim haksız onu ben yorum yapmayayım. Çünkü yayıncı kuruluş Beyin Spor'da sonuçta para ödüyor. Diğer kanallara da belli bir ücret biz de dahil olmak üzere kimse alamıyor. Alırlarsa da insanlar daha bilmiyorum haklı haksız onu o konuma girmek istemiyorum. Ya arkadaş böyle yürümez ki bu iş. Böyle yürümez ki. Sonuçta sadece hakem algısıyla sadece bir kulübün üstüne gitmek de doğru değil o zaman da. Bak geçen sene iki tane hakem gitti sezon bitiminde. Ben niye gittilerinde değilim. Ama bunu başka türlü bir alt lige düşürebilirsiniz. Bir alt lige düşürebilirsiniz. Klasman. O ama şimdi bugün diyor ki Kemal Hoca ya diyor veya Koray Hoca. Koray Hoca diyor ki ya ben çağırmayayım başımı iş açmayayım diyor. Ama gerçekten bak orta hakemlere geçen hafta Mete Kalkaman'a da sarı kart gösterdiği için eleştirmiyorum. Olabilir. Hani o sertliği, şiddeti göremeyebilir. Bugünkü Uğurlu'yu da. Ama Mustafa öğretmen... Sizin bir şey, yani fotoğraf şeyi var. Bu fotoğrafı geçmiş. Evet. Mesela ben durdurursan kırmızı kart. Bu tarak kemiğine gelmiyor. Bileğe. Tarak kemiğiyle bilek üzerine, bileğe geliyor. Daha önceki bilekle serininki kavala yakın biraz ama yukarıdan. Bu da hani hiç kurtuluşun yok. Burada oyuncu kasıtlı olmasa da ayak gidiyor. Tehlikeli yere gidiyor. Sakatlama riski. Birkaç salise de kalıyor. Çekip bırakma da yok. Peki niye çağırmıyorsun? Galatasaray 1-0 önde 10 kişi kaldı 1-1 bitti. Evet. 10 kişi kaldığı için değil bilmem ama sen karışamazsın hakem olarak. Seriye atman ne kadar doğruysa bugün de atılmaman bir de tesadüf de olsa yani anladın mı? Üste denk geliyor. Yani. Üste denk geliyor yani. O yüzden de çok merak ediyorum açıkçası. Peki ceza vermeye kalksalar hakem falan kalmaz. Şimdi 25'i
43'e çıkardılar biliyorsun şeyde. Hı hı, sayıyı. Evet. Sayıyı. O 25'lerinde Bülent Hoca ile Serkan Çınar ayrıldı. Aa, Barış Hoca da 23. hakemini bıraktı. Varın başına geçti. 22 kaldı. Alttan getirdiler. Bir de şöyle bir şey duydum. İnşallah doğru değildir. Profesyonel hakemlik geldiği için 25 hakem maaş alırken alttan çıkan 18 hakeme maaş vermiyorlarmış. O 25 arkadaş hepsini biz paylaşalım diyorlar acaba. Olur. O zaman o oyuncu... Bu da bir emek bir şey yok. Tabii canım, yeni gelen arkadaşları mesela ilk haftalarda bir sürü hakem, tanımadığımız hakemler görev aldı. Ama onlara maaş yok. Maç başı para. Böyle bir sistemde bozukluk olabilir mi? Bu doğruysa bunu düzeltmelerinde fayda var. Bir kısa ara daha rica ediyoruz bunu bu bölümde. Tekrar birlikteyiz. Beşiktaş Rize Spor maçını, futbolun gündemini konuşuyoruz. Hocam bu arada demin tabii hakemlere doğru kaydık ama bu özellikle forvet noktasını söylediniz. Fernandez için bir yorumunuz var mı? Güç katar mı? Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı? Yani Beşiktaş'ın sayıca da bazı noktalara ihtiyacı olduğu ortada. Yani kanatlarda evet dediğiniz gibi Boydu biraz daha bekleyecek siyah beyazlar ama... Yani bir sakatlık, bir ceza, az önce söylediğimiz gibi yani UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek. Şimdi Utku yuva kuran, yetenekli bir kaleci, tamam. Rocco denenmiş. Olmamış. Olmamış. Douglas Reboşo, zaman zaman Gökhan'ın yokluğunda faydalı olur. Rebeko'yu tanımıyoruz ama birinci oyuncusu olmuş olsa zaten 3 maçtır beklerdi. Necip Uysal'ı da hepimiz tanıyoruz. Muayyer Oktay. Kartal Kayra Yılmaz, Orkan Çınar geçen sene kiralık gitmişti. Enkudu okey, Umut Nayır geçen sene Bursa'ya kiralık verilmişti. Yani, şimdi bu kadro Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olmaz. En azından bench, yani yedek kulübe. Bir kere şampiyonluk kulübeden itibaren kazanılmaya başlar. Evet. Bugün güvene niye bu kadar katlandı? Çok umut var bir tek. Evet, bir tek Umut'u o... da denedi bir ara Sivas'ta. Şimdi... Kadro boşaldı mı? İki tane önemli oyuncu gitti. Evet, iki tane oyuncu gitti. Şimdi bir oyuncuyu almadan önce orayı bir alacaksınız. Biraz önce görüntülerde izlediğimiz oyuncu bugün sahada olmalıydı. Medeli yolluyorsanız. Eline bu tabii idare hatalar. Ben demiyorum ama kulüplerin bazı sıkıntıları olabilir. Yani bir Falcao, bir Gustavo konusu konuşuluyor. İki aydır. Galatasaray ne oldu? Alamayabilirdi bakın. Ama bir... Monaco kulübü, işte Marsilya kulübü itiraz ediyorlar. Şimdi biraz daha para. Herkes bu işler transfer başarısızlığı değildir Monaco'dan alamama konu. Almak başarıdır. Almış bak Galatasaray. Sabırlı davranmış. Belki birkaç maçta Cagney'i çekmiş. Kafaya takmış sonuçta kulüp ve yönetim ve teknik direktör. Sonuçta becerdiler. Biraz önce altyazıda gördüm. Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun. Tamam. Ama hala ama her şey çözülmedi. Kolay bir şey değil yani bu transferler. Gustavo, Ali Koç, Sayın Başkan takmış. Öyle bir oldu ki bir prestij işi oldu artık o. Sadece oyunculuk ötesinde. Ali Bey de bildiğim kadarıyla bir haftadır yurt dışında ne yapıp getirir o Türkiye'ye. Gelir o Türkiye'ye. Fenerbahçe alır onu. Çok büyük ihtimalle yanılabiliriz. Ben geçen hafta söyledim. Sonuçta bir hikaye başlamış. Bu hikayeyi de sonuçlandırmak için de Ali Bey sadece Fenerbahçe değil, soy isminden dolayı da almak zorunda hissediyordur kendini. Onu da becereceğini düşünüyorum. Olmasa eleştirecek miyiz? Yok, dün de söyledim. Falcao da olmayabilir. Ne diyor Fatih Hoca? Stoper orta sahaya 2-3 aydır belki arıyordur onu. Aynı şekilde diğer kulüpler diyeyim. Ben Falcao'nun da Fenerbahçe'de Marsilya'dan Gustavo'yu mutlak surette transfer bitimine kadar bitireceğini düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın söyledikleri gelmiş. Bakalım maç sonunda nasıl bir yorum yapmış, nasıl analiz etmiş beraberlik sonrası oyunu. Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak oynuyorlar ve ısrar ediyorlar. Topu 5.8 saniyede rekor sürede geri aldık. Belki fazla temiz takımız. Değil mi? İki pozisyon verdik. Bunlar da taktik faul yapabilirdik. Bütün opsiyonları denedik. Bugün belki 2 puan kaybettik ama oyun olarak çok şey kazandık. Pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Oyun beni mutlu etti. Keşke bunu skora da yansıtabilseydik. Bu kadar herhalde Kerem.
Hocaya tabii şöyle pası vereceğim hocam. Şimdi okurken hani pozisyonlara girdik, ben Abdullah Hoca'ya çok katılmıyorum. Yani bu iki takım arasındaki geçen yılki maçlarda Beşiktaş Rize'ye toplam 11 gol attı. Şimdi bunu sene sene değerlendirmemek lazım. Geçen senelik tuhaf bir maçtı o maç zaten. Yedilik olarak. Tersi de bitebilirdi maç yani. İlkinde 4 olmuştu. Evet. Ben hocaya İlkinde katılıyorum. Rize 9 kişi. Bak hocaya katılıyorum ben. Ama şu pozisyon üretti mi onun dediği? Evet, bakın çünkü öyle bir geçişe başladılar ki oyun olarak, yani format olarak neye ihtiyacı var biliyor musun? Olur mu olmaz bilmiyorum. Eğer alabilirse iğrenç yazımda göstereyim. Ne yazıyor burada? Sabır yazıyor. Sabır. Okuyamayanlar için. Çok beyaz herhalde. Sabır. Sabır lazım. Sabırı da bu tür maçta gitgeller, puan anlamında gitgeller olacaktır. Hocanın gördüğü açı, hocanın istediğini orantılı doğru. Yüzde verseler %65, %70 hallediyoruz. Üç ben maç bunu, içinde bu fikre en yakın oyunu gördük. En yakın yani. Bu. Bu ama en yakına giderken de bir takım travmalar, çünkü birdenbire uçmayacaksınız. Bir de kadro da sürekli değişikliğe doğru gidiyor. Değil mi? Dediğin gibi Başakşehir'de bebeğim var diyordu. Bebek emekleyecek, büyüyecek falan, sonra şampiyon olacak diyordu. Ama yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerin sabırları zaman vardır ama farklı. Mesela Beşiktaş taraftarı bugün evine giderken şunu düşünüyordur ama maçın bak. Biz iyiye gideceğiz mi? Evet. Demelidir ama. Hı hı. Hakikaten demelidir. Burada yönetimin de ekonomik durumunu bilmediğim için kulübün bu transfer konularında ve oyuncuların ödemesi konuda da bazı şeyleri halletmeleri gerekiyor. Çünkü Beşiktaş 2 senedir şampiyon olamıyor. Yine olamayabilir ama şu var, Abdullah Avcı uzun mesafe teknik direktörlerinden. Katılıyorum. Bunun için de bakın havaları serinlesin, birkaç tane oyuncu kadrosu yapsınlar. Beşiktaş deplasmanda da böyle oynar. Bakın genelde büyük kulüplerimiz deplasmanda pek iyi oynamıyorlar. Rolantı oynuyorlar. Ortada gidiyor oyunlar son yıllarda. Şampiyon Galatasaray. Beşiktaş rekor bunu, puan kaybetti. Evet, Beşiktaş bunu böyle Kasımlar'da falan tempo daha da artınca, çünkü bunu görebiliyorum ben. Abdullah Avcı'nın gördüğü ışığı ben görüyorum. Ama yeniden bir oyun şablonunu değiştirmenin verdiği etkiler var. Hücumda, hatta savunmada da var. O zaman şurada siz bu güzel yorumu mesela yaparken şu aklıma geldi. Vida'nın etkinliği, Caner'in etkinliği tezahürat mi? Hayır, başka yerden geleceğim. Dediniz ki mesela bir reklam öncesinde bugün sahada olup iyi kötü ama arzusuz bir siyah beyazlı oyuncu yoktu dediniz. Burada Medel'le Quaresma'dan vazgeçilmesinin acaba asıl sebeplerinden biri bu mu? Çünkü iki maçı izledik. Arzusuzlar. Medel'i bunun içine sokamam ben. Para kazandığı için mi? Hayır, Medel'in oyundaki oyun konsantrasyonu mücadelesinde Quaresma gibi değil. Haksızlık yapmayalım Medel'e. Ama bu bir sene önceki Medel'de değil hocam. Ya 25'te 26 yaş farkı onun yani. Mutlaka ekonomik olarak da bir evet, takım. Evet, hep yani. Konuş, dile de getirdi kaç. Evet, Quaresma'ma 2 yıldır bununla arar mı peki ikisinden birini? Ya sonuçta herkes Abdullah Avcı'da, Fikret Orman'da, Quaresma'nda, Medel'inde olmasını ister. Ama bazı şartlar antrenörü rahatsız ediyorsa yapacak bir şey yok. Kulübü de rahatsız ediyorsa. Ama Medel ve Quaresma'nda rahatsızlıkları mutlaka sebebi vardır. Gittiği kulüp Bologna. Medel. Yani Beşiktaş mı? Ben futbolcu olsam Beşiktaş tercih ederim. Kendi adıma söyleyeyim bunu. Başkası gibi düşünmüyorum ben. Şu var. Abdullah Avcı'nın mutlu olduğu kısım benim biraz önce söylediğim durum. Çünkü kolay değil. Hem tempolu oynamak isteyeceksiniz hem de, ama şu da var tabii. Daha sert maçları henüz daha başlamadan 5 puan kaybınız var. Yani güzel bir fikstürle başladı Beşiktaş. Bunu da kabul etmek lazım. Bu arada geçen yıl 2 yıl üstte şampiyonu Galatasaray'da henüz daha formda değil. Şimdi Gazişehir deplasmanından sonra Başakşehir, Trabzon. Trabzon deplasman. Belki de işte daha sert maçların daha son oynanması bu tür değişim için avantajdı, ama avantaj olması için de minimum bir 6-7 ile kapatması lazım. Çünkü fikstür öyle gözüküyordu. Evet, Sivas deplasmanında başlayıp Göztepe ve Rize ile içeride oynayan Beşiktaş 4 puanda kaldı. Bu arada aynı saatlerde oynanan maçta da 0-0 eşitlik var. Yani Eylül'den beri yenilmiyormuş biliyor musun?
birinci Osmanlı Spor'a mı ne mağlup olmuşlar. Bir daha da maç 7 puanla başladı Denizli ki maçın ikinci yarısının neredeyse yarısını bir kişi eksik oynayıp bir de penaltı kurtardı yine Stakovyak. 3 penaltı. Her hafta bir penaltı kurtarıyor. Evet, enteresan. Tamamen baktım da ayaklara da baktım hocam. Tertemiz yani. Şöyle o kaleci tamamen psikolojik kalecilik yapıyor. İlk maçta oynadığı ilk maçta Galatasaray maçında kendi soluna atılmıştı. Antalya'daki maçta Antalyalı oyuncunun kaleciyi soluna attığını bildiğini düşünerek öbür sağa atladı, kurtardı. Orada, burada tekrar döndü. Kez de dedi ki ya bu Göztepe'li oyuncu ben sağa atlayacağım diye düşünür dedi. Hepsi de aynı şekilde oldu. İşte aynı cinliği yani oyunu bence penaltıcının da düşünmesi gerekiyor. Hocam peki Falcao konusuna değinmedik ama tabii günün en bomba haberi yani iki aydır beklenen herkesin kitlendiği bir nokta, bazılarının eleştirdiği, bazılarının merakla beklediği transferi. Bu arada tabii maddi olarak da daha detaylar gelmedi değil mi Kerem? Çünkü Galatasaray'ın daha çözmesi gereken bir 2-3 milyon euroluk bir eksisi var. Yani işte Lyon'da çünkü sattığı kadar al. Tabii bu transferin detayları nasıl olacak? Bonservisi ödendi mi? Bir not gördüm bizim altyazıda galiba %60'ı bir sonraki satışın Monaco'ya gidecek gibi. Yani o tür koşulları daha net bilmiyoruz ama 86 doğumlu oyuncudan bahsediyoruz. Evet. 3 yıllık minimum kontrat yapar herhalde Galatasaray. 36 yaşından sonra bonservis olur mu bilmiyorum ama önümüzdeki yıl başarılı olup da tekrar bir kulübe giderse mutlaka bir anlaşmanın detaylarını da artık konuşacağız. Öyle bir durum var ama peki sportif açıdan yani saha içindeki Falcao için bir kere kulübün, taraftarın ve takımın enerjisini yükseltir. Şimdi geçtiğimiz yılki performansına baktı. Bundan 3-4 sene önce bir sakatlık falan geçirmişti. Ama geçen yıl Monaco'da iyi bir sezon geçirdi. Gol ortalaması da iyiydi. 33 maçta 15-16 tane attı galiba. Öyle. Bir Falcao alıyorsunuz sonuçta. Sağlığı iyiyse ki inşallah. Kasımpaşa maçı. Şampiyonlar Ligi'nin içinde öncesinde de iyi de olur moral olarak diyor. Türk futbolu için de iyi olur Falcao gibi bir oyuncu. Tabii. İşte Kasımpaşa maçında içeride sahaya çıksa büyük bir heyecanla gidecek Sarıkırlı. Tabii canım. İnanılmaz tabii yani. Bir ambiyans yani. Olur yani. Tabii ki. Sırf onu görmek için. Tabii ki. Tabii yani Atletico da özellikle muazzam bir çizgideydi. Yani dünya futbolunun son dönemde. Belki de o tür 9 numaralarda artık pek kalmadı gibi hocam. Katılacak mısın? Azaldı yani. Hani direkt saf santrafor tarzı Falcao gibi böyle çok göremiyorum şu anda. Yani oyunu. Daha hareketli, daha farklı artık forvet. Çok doğru koş yapan bir santrafor. Evet. Yani en iyi hep yani, en iyi yere giden. Ön direk koşusunu da iyi bilir. Arka direği de iyi bilir. Tek vuruş ustasıdır. Yani sonuçta Falcao'dan bahsediyoruz. Evet. Ve geçen sene dolu dolu oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir Galatasaray için de önemli bir markadır. İnşallah da olmuştur. Evet. Bir son reklam aramız var. Son bölümde tekrar birlikte olacağız. Tam 11 saat sonra. Sabah. Ya onlar orada uyuyor tabii. Sabah sağlıklı bir yürüyüş, bir kahvaltı. 11.30'da kahvaltıdan sonra Japonya maçı inşallah iyi de başlarız. Başarılar dileriz sporcularımıza. Şimdi basketbolla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. söyle. Şimdi bir hikaye anlatacağım sana. Allah nur içinde tırsın. Hepimizin hocası, hocaların hocası Coşkun Özarı. Coşkun. Çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Gazeteci olarak bir Hollanda milli takım kampına gidiyor.
Hollanda milli takım kampında toprağı bol olsun. Büyük futbolcu Johan Cruyff takım kaptanı. Dünyanın da gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden birisi de Michels. Rinus Michels. Bakmış. Hani izleyicilerden af dileyerek söyleyeyim, gösteremem çünkü. Ayaklarını böyle masaya uzatmış şey. Cruyff mu? Johan Cruyff. Teknik direktörüm kastetim. Coşkun Özür'e de gelmiş rahmetli. Demiş ki ya böyle bir şey olur mu yani teknik direktörün karşısında falan böyle. Michels demiş ki şu anda at yarış konuşuyoruz, o benden daha iyi biliyor demiş. Futbol konuşursak ben. Top sende, futbol konu, futbolu ben bilirim. Ben yarın 11.30'da konuşacağım ama şöyle bir not vereyim. Onu da yani senden iyi biliyorum falan demiyorum. Dünya, yani. Dünya Kupası'nda yani 2002'den beri ilk kez Amerika'da gitmiştik. Hep varız. Yani bu bir kere süreklilik. Bizim de artık bir dünya basketbolunda kendimize ait bir ekolümüz var. Grubumuzda Birleşik Amerika var. Büyük bir olay olacak onlarla. Yani bütün dünya bizim maçımızı izleyecek. Ama önemli olan diğer gruptan çapraz eşleşeceğimiz ki otoritelere göre... Yani sen ikinci Yunanistan, olarak çıkarız diyorsun. Yani şimdi şöyle, herkes diyor ki Amerika'nın grubumuzda olması büyük. Bence değil. Çünkü Amerika bir spotu işgal ediyor Rıdvan abi. Yani şimdi dörtlü grupta bir onlar. Öbür taraftan gelecek altılı olacağız, bir onlar. Yani biz yedi takımın birincisi olmak zorundayız şu anda. Neyse biz ilk iki, çeyrek ya. Final için. Ve Japonya'yı evet. Geçip ikinci olma evet. ihtimalimiz yüksek değil mi? %90. O zaman biz diğer... Sakat olmazsa tamam. Yani. İnşallah yarın 11.30'da. Bu arada maç önü, maç sonu. Oradan Numan bize atmosferi dakika dakika aktaracak. Şampiyonayı sizlerle paylaşacağız. Yarın Japonya ile başlıyoruz. Salı ve Perşembe Birleşik Amerika ve Çekya maçlarını oynayacağız. Öncelikle ilk hedef Amerika'nın ardından ilk gruptan çıkmak. Heyecanlı bir dediğin gibi kahvaltı, hafif bir koşu. Yürüyüş ne yapalım nasıl? Ben de yürüyüş olmam. Ben bilgisayara girerdim de maçı anlatmıyor olsam öyle otururdum. Ben senin için süremedim zaten. Sen anlatacaksın maçı. Efendim? Sen anlatacaksın maçı. Evet evet. Kerem Gönlüm'le beraber olacağız. 2006'da da unutulmaz bir dünya. Kerem Gönlüm devam ediyor değil mi basketbola? Tabii oynuyor. Geçenlerde okudum bir yerde sözleşme yapmış. İTÜ'yle anlaştı. Ya o kopamaz basketboldan kolay kolay. Onun da ilk deneyimi olacak yorumculukta inşallah. Sporculuk, basketbol çok acayip bir şey sporculuk ya. Dünyaya 10 kere gelsem onun da sporcu olmak isterim. Çok erken bıraktın. Peki bu akşamlık bu kadar. Yarın Fenerbahçe Trabzonspor oynayacak. Devre arası ve maç sonunda sizlerle birlikte olacağız. Tabii unutmadan bir kez daha tekrar ediyorum. 11.30 sabah, gece değil. Çin'de biliyorsunuz Dünya Kupası ve ilk maçları bizler oynuyoruz. Hiç Asya takımına kaybetmedik şu ana kadar Dünya Kupalarında. Japonya'da hiç Avrupa takımı yenmemiş. Güzel bir donanım istatistik. Evet. Yarın 11.30'da ekranlara bekliyoruz. Bizden bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından 90 artıda bugünkü Beşiktaş Rizespor maçının analizini tekrar dinleme şansına sahipsiniz. Hoşçakalın.